Evet sevgili izleyenler, mübarek Ramazan ayına girdik. Altıöl Belediyesi'nin çalışmaları da devam ediyor. Yanımızda Altıöl Belediye Başkanımız Sayın Hasan Avcı var. Evet başkanım, çalışmalarınız yoğun bir şekilde devam ediyor Ramazan olmasına rağmen. Ben öncelikle size şunu sormak istiyorum. Geçen sene de yapmadınız, bu sene de sanırım olmayacak. Sokak iftarları olacak mı? Öncelikle ben sözlerime başlarken bütün vatandaşlarımın, bütün hemşerilerimin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan bu güzel ayın en başta 6 ilde yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere bütün İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İnşallah sağlık sıhhat içerisinde bütün aileleri Ramazan bayramına da Mevlam kavuştursun diyorum. Tabii 6 Eylül olarak biz geçen sene ilk Ramazan'ımızı bu görevi aldıktan sonra yaşamıştık. Geçen sene de biz iftar konusunda herhangi bir çalışma yapmadık. Sadece Büyükşehir Belediye'mizin bizim bölgemizde yaptığı iki iftar vardı. Bu sene de sokak iftarını biz uygun görmedik. Aynı şekilde Karesi Belediye'miz ve Büyükşehir Belediyesi de bu uygulamayı yapıyor. Tabii sokak iftarı bundan senelerce önce, 25-30 yıla yakın önce uygulanmaya başlamış. Gerçekten o dönem uygulanmaya başladığında Ramazan-ı Şerif'in geldiğini millete göstermiş. Bu farklı bir huzur, farklı bir ahenk katmış ama bugün geldiğimiz noktada artık sokak iftarları gerçekten görevini yerine getiremiyor. Hesap edilen, düşünülen noktada yer alamıyor. Dolayısıyla gerçek ihtiyaç sahibi sokak iftarlarında yerini alamıyor. Ve yapılan bu sokak iftarı da vatandaşımızın cebine masraf olarak, gider olarak giriyor. Belediyemizin diğer harcamaları yerine sokak iftarına harcama yapılıyor oluyordu. Onun için biz buna geçen sene de sıcak bakmadık. Bu sene de sıcak bakmıyoruz. Sokak iftarı yerine vatandaşımıza direkt ihtiyacını giderecek çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Evet başkanım, 143 eve 356 kişiye iftar gönderiyorsunuz şu anda. Bunun bir menüsü de hazırlanmış zannedersen. Düzenli olarak 29 gün bu iftarlar bu kişilere gidiyor değil mi? Evet. Öncelikle bu belediyeyi devraldığımızda Algem gibi bir birimin bulmanın mutluluğunu yaşamıştık. Bu konuda kurucu belediye başkanımız Zekai Kafaoğlu'na ve emeği geçen başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz bu konuda kim varsa hepsine teşekkür etmiştik. Yine bu teşekkürümü buradan sizleriniz kanalıyla söylemiş olayım. Algem'e biz geldikten sonra çok ciddi yüklendik. Çünkü belediye başkanlığı Şehrül Emin olarak belediyesinde yaşayan, ilçe sınırında yaşayan bütün vatandaşlarının sıkıntılarını çözüm üretebilme sorumluluğunu yüklüyor bize. Bu açıdan Algem'le yoğun bir çalışma yapıyoruz. Algem kanalıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderirken yaşlı, evde yalnız yaşayan, yeme ihtiyacını göremeyen veya yemek ihtiyacı konusunda sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızı tespit ederek işte bahsettiniz 140 küsur aile 360 vatandaşımıza hem sahur hem de iftar yemekleri kendilerine teslim ediliyor. Bu inşallah Ramazan-ı Şerif boyunca da devam edecek. Tabii bunu yaparken de ailelerimizin sağlığını düşünerek, kalori hesabı yaparak daha profesyonel nasıl bu işi yapabiliriz düşüncesiyle hareket ederek bizim Algem'de şöyle bir yaklaşımımız var. Bu sadece bu konuda değil her konuda kendimizin yemediği, kendimizin giymediği hiçbir şeyi vatandaşımıza vermeyeceğiz. Vatandaşımıza giydirmeyeceğiz. Vatandaşımıza yedirmeyeceğiz diyoruz. Onun için vatandaşlarımıza kendi yediğimiz sofralardaki kaliteli yemeği, kendi giydiğimiz kaliteli giysiyi, kendi giydiğimiz kaliteli ayakkabıyı ihtiyaç sahiplerine giydirmeye, ihtiyaç sahiplerinin bu konuda hayır dualarını almaya çalışıyoruz. Ramazan-ı Şerif'te de yine aynı şekilde bu tarz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da burada olduğumuz müddetçe bu çalışmalara devam edeceğiz. Evet başkanım, ayrıyetten vatandaşlara iftara da gidiyorsunuz. Sokak iftarları olmuyor ama vatandaşları yalnız bırakmıyorsunuz. Yine vatandaşla iç içe oluyorsunuz. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Tabii vatandaşlarımız bizi çok yoğun iftara davet ediyor. Buradan ben sizin aracınızla bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yalnız şu konuda da kendilerinden özürlerimi diliyorum. Ve onlardan anlayış bekliyorum. Gerçekten çok davet var. Yani vatandaşlarımız kendi evlerine
iftarlarına çok davet ediyor. Aynı gün 5-6 tane iftara davet edildiğimiz oluyor. Hepsine bir yetişme şansımız yok. Ama gücümüzün yettiği ölçüde vatandaşlarımızla beraber iftar yapmaya, vatandaşlarımızın sofrasına misafir olmaya gayret ediyoruz. İnşallah bundan sonra da aynı gayretimiz devam edecek. Evet başkanım, biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı iftarlar diliyoruz şimdiden. Eyvallah, ben de teşekkür ediyorum. Bütün vatandaşlarımıza hayırlı iftarlar diyorum. Tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum.